İkinci kayınvalidem Arzu Sultan'ım bütün şıklığıyla. Buyur. Teşekkür ederim. Gelsene, gel. Gördüm, çok şık olmuşsun. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Saylam. Hoş bulduk. Sen mi yaptın? Yo, benim ceket giyerim ya ben de hep. Ha. Keşke aynı renklendirelim. Herkes özel. Seni mi taklit ediyor? Evet. Asla. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Güzel. Kekimiz yani üstündeki bisküvitimiz kıtırlığı da güzel. Muhallebimizin tadı da güzel. Kıvamı da iyi mi muhallebinin? Kıvamı tam istenilen gibi. Evet, beğendim. Bisküvi de tam istenilen gibi mi? Bana göre evet. Tamam. Beğendik. İkinci tabağımız. Şöyle söyleyeyim, bisküvisindeki tereyağı şunda daha yoğun aldım. Hmm. Kıtır, bunda daha yoğun. Bunun bir tık sanki muhallebisi biraz daha pişmiş. Şu tam bence istenilen gibi. Daha mı katı bunun muhallebisi? Bununki evet, biraz daha katı. Bisküvisi? Bisküvisi de dediğim gibi tereyağı ve kıtırlı, şu daha iyi. Yok, pişme derecesi olarak. Ha, güzel, güzel yani ama biraz daha pişirebilirmiş sanki bisküviyi. Daha kıtır olabilmesi için. Peki. Bir favorin. Aynen öyle şu an. Evet. Üçüncü tabağımız. Bu tabağımızda gerçekten çok lezzetli olmuş ama sanki bir tık daha fazla böyle kızartmış. Muhallebisinin kıvamı falan gerçekten bu da güzel olmuş. Ama şöyle baktığımda sanki bu biraz boşluklar mı oluşturmuş ya da diğerlerinde var mı hani görsel olarak da? Şey, tabaklamayı şef yapıyor. Anladım. Eh işte diyelim, kafamızı karıştırdı bu tabak ve son tabağın. Açıkçası bu da diğer o iki şeye göre biraz daha kavruk olmuş bisküvisi. Muhallebisi bir tık daha böyle pişebilirmiş sanki. Cıvık olmuş. Biraz aynen öyle. Üstü çok kavruk, muhallebi biraz daha pişebilirmiş. Daha aradığın performansı yakalayamadın. Evet. Gelinini evet. Henüz tanıyamadım, bulamadım. Bulamadım. Çünkü eline sağlık gerçekten. Dört yarışmamız, yarışmacı da çok birbirine yakın yaptıkları için eskilerin bile kafası karıştıysa biz ne yapalım? Eskilerin kafası başka türlü karışık gibi. Her türlü sen karışık diyebiliyorum. Sen onlarla kıyaslama. Kıyaslamıyorum kesinlikle. Her türlü karışık. Bu karışıklıktan faydalanmak lazım. Onu derim ben. Ver puanlarını. Ver puanımı. 5. Birinci tabak 5 puan. 1. Dördüncü tabak 1 puan. 2. Üçüncü tabak 2 puan. 3 diyorum buna da. İkinci tabak da 3 puan. Ha, hadi bakalım. En heyecanlı hadi yer. Hadi bakalım. En heyecanlı yer yüzleşme. Tutalım lütfen kenarlarından. Haftanın ikinci günü 2 puancık. Kimin acaba? Güzel aklında tuttum bence yorumlarını. Çünkü bir verdiğin dördüncü sabakla hemen hemen aynı yorumlar. Bu muhallebiyle bir tık daha tavladı kayınvalidemize. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Aç görelim kimmiş bu? Yeşim, 2 puan. Benim tabağımı ikinci tabaktan daha çok beğenmediniz mi? Ben yanlış mı anladım? Senin tabağını ikinci tabaktan hayır beğenmedim. Ne, sadece eksik? Muhallebisini dedim. Muhallebi evet güzel. Olmuş ama biraz daha kalsa çok kavruk Yeşimciğim. Şeyim, çok kavruk. Ha, bayağı kavurmuşum. Bayağı yani bisküvisini ikinci bayağı tabak, fırında beklemişim. Biraz daha kavrulması gerekiyor, pişmesi gerekiyor demediniz mi? Muhallebi olarak. Muhallebiye mi dediniz? Sanırım öyle. Benim de muhallebimi beğendiniz.
Ama üstündeki o tabağın muhallebisini de beğenmediniz. Ya Yeşimciğim, kıtırı olmamış. Ben fazla fırında tuttuğumu asla ve asla düşünmüyorum. Hatta herkesten az tuttuğumu düşünüyorum. Ha, köşeleri bazen hepimizin olabiliyor. Tabii ki olabilir. Ben bunu iddia etmiyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Ama şöyle de bir şey var. Dediyse onun puanını verdi. Niye üzerine gidiyorsun? Hayır. Bir önceki programda da... bir önceki programda da yani herkesinki yanlış, seninki doğrumuş gibi böyle yapıyorsun ya. Ha. Yani ben burada eleştiriyorum yani, şu olmuş tamam, diyorum. Tamam, herkes şey doğru, ben Arzu yanlışım. Arzu ablacığım, sen sakın tamam. Üzülme, ver elini öpeyim ilk önce. Aa, Tuğba, şov başlasın. Tuğba'cığım lütfen. Tuğba sen teşekkür ne ediyorum. Sen ne diyorsun? İnşallah şov vermiştik. Ben nasıl Tuğba şov yaparım Tuğba dedi. Neden? Tuğba! Teşekkür ediyorum. Bir kere efendim, benim elimi öpeyim var acaba. Bir kere benim elimi öpeyim. Sen oradan mısın? Kadını hastedeceksin Tuğba'cığım gerçekten. Valla isteyen... Mahsız mı yapıyorsun bak, ya? Bak hastalandığın zaman gazozlu limon bedava. Hastalanabilirsin. Sabah kıptırdın, şimdi niye öpüyorsun? Tuğba'cığım. Ah, kıptırmayı unuttum. Bir saniye. Bak iyi hatırladın. Bu samimiyetinden mi? Yaklaşma. Vallahi, vallahi sevdiğim için. Kayınvalidenin şov yapmak için. Ailenin oyunu kızdırmak için. Vallahi onunla işim yok. Ne olur. İçindense insani olarak sevgini kabul ediyorum ama... Kayınvalidene karşı beni kullanıyorsan... Bir şey söyleyeyim, kayınvalidem kalmıyor. Yemin ediyorum öyle bir şey yok. Ben o zaman sarılırım. Sarılalım. Bak. Bir alınca da kıptıracağım mı bakalım? Allah billahi. Bak sana söz veriyorum, bir alırsam da kıptıracağım. Tamam, anlaştık. Tuğba, mahsus mu yapıyorsun? Bana inat mı yapıyorsun sen? Valla orasını tart, ölç. Ben kimseyle işim yok. Kıptırıyorsun, öptürüyorsun. Ben Arzu ablayı sevdim. Ne dediyse öyle. Hakikatli kadın. Ne bu yani? Aradığım kayınvalide portveyine uyuyor. Çok böyle çıldırıp cama gelip camları yumruklamıyor en azından. İkinizin arasındaki kaosu anneme yansıtma yani, olur mu Tuğba? Bence de, bence de. Kıskanma kız, beni daha çok sever diye. Keşke samimi olsa. Niyetinle geldiysen kucaklıyorum. Samimiyet. Sadece kayınvalidene yönelik bu davranışı sergiliyorsan ayıplıyorum. Ama kayınvalidem sabah çay verdiğini görüyorum. Kıptırma ne? Kıptırmayı da yeni öğreniyorum, kıptırmayı. Şey, yanaklarından kıptırıyorum. Ha, kıptırma. Makas, yanaklarından makas. Kıptırmışlar seni. Makas, evet. Yorumlara göre puanlar verdik. Bence de tut şekerim bu tabağını da. 3 puan verdin bu tabağda. Kumbaraya para atar gibi puan biriktiriyor gelinlerimiz. Cuma günü en yüksek puanı toplayan 10 altın bileziği kapıyor çünkü. Kaynanası düğünde takmıyor vallahi bu altınları. Bakalım kim 3 puan aldı? Bu tabağın da kusuru tereyağı tadını çok yeteri çok... kadar alamadık. Yani en evet. Beğendiğimize göre 3 evet. Puan verdik. Hazır mısın? Kaldır lütfen. Gözde, ellerin arasından kayan bir gelinimiz. Bak gördün mü? Olması gereken gibi puanladı. Gönül annem o tabağı 5 şey verdi. Arzu teyzeciğim bana, ben bilmiyorum yapamadım. Bir anlatır mısın? Aynı... miktarda tereyağı kullanıp benimkinde neden tereyağı demek gelmez? Demek ki kavurmada bir hata. Ya erken koydum malzemeyi, tam tereyağı kokusunu sinmedi. Yani o şekilde. Neden hatta ben sana söyleyeyim yok. Mi? Pişirmeden çıkardığı için. O da çıkmadan. Mümkün. O da mümkün. Yaksa i̇şte kokusu, evet. Kokusu bakın Yeşim'inki aynen ben yaktım kaldı. Sen pişiremedin. Ama senin evet. Senin tereyağı kokusu diğerinde i̇şte. Mesela daha yoğun aldım. Sadece bisküvisinden mi kırdın 2 puan? Biraz öyle oldu. Muhallebide bir sorun var mıydı? Gözdeciğim şu an sana 3 verdi ya, bana birazdan 1 verecek. O zaman da sevin bence. Olmadığı halde vermiş çünkü 3'ü. Biz şimdi bakalım gelinimizi bulduk mu? Umut Gözde'ye 3 verdik. Yeşim'e 2 verdik. Kendi gelinimiz Şafak'a 5 puan mı verdik? 1 puan mı acaba? Şafak mı Tuğba mı senin yıldızın acaba? Şafak. Aç görelim. Emin miyim? Bilemedim. Aç bakalım. Hızlı. Şafak. Gerçekten tebrikler. Anneciğim burada bir ilk. Seni tebrik ediyorum sonunda. Gerçekten tebrik ettim. Beni buldun yani. Kıtla. Ben bunu hak ettim. Öv beni. Gerçekten herhalde. Ben bunu hak ettim. Teşekkür ederim. Sonunda anneciğim. Evet. Şey, şöyle kurabiye kavruldukça tereyağı kokusu yoğunlaşır. Acılaşır.
acı bir tat yoktu. Acı bir tat yoktu. Hayır. Ben yedim kurabiyemi, çok güzeldi. Neden bir böyle? Bir fazla belki bırakmış olabilirsin. Fırında belki onu ayarlayamamış olabilirsiniz Tuğba. Aslında çok güzel ayarladım. Tabağıma çok güveniyordum. Senden ama böyle bir ki, puan da beklemiyordum demek açıkçası. Ki... Emin ol, en güzel tabak o tabakmış. Buradan herkese sizin nezdinizde söylüyorum. Hani Yeşim siz geldiniz diye düşüşe geçti vesaire, kimse öyle bir şeye kapılmasın. Ben yine durduğum yerde duruyorum. Sadece siz herhalde çok zekisiniz ki belki de bizim tabakları biliyorsunuz ve çözüyorsunuz. Alakası yok. Anneleriniz ben, neden bilemiyor? Aynen öyle. O da onların başarısızlığı olur. Ama bak, bu kadar hafta kalıp da sizin tabaklarınızı bulamamalarının evet, sebebi... Evet, bulamıyor. Bizim gelmemizdir belki gerçekten. Siz bence bunu hiçbir alakası yok. Bence hiçbir alakası yok. Bizim derken? Bizim gelmemizdir. Siz kim? Bence tam olarak bulamıyorlar artık. Siz kim? Kafaları karışıyor demek ki. Bizim diyorsun ya, sorgula. Kim kim? Çoğu ben ve Gözde. Gözde de çok kötü yapmıyor bence. Ya ben anlamıyorum. Evet, belki adaptasyon sorunu yaşıyor olabiliriz. Kendi ama başlarına... asla kötü yaptığımızı kabul etmiyorum. Evet, bazı insanlar hiç kendi başlarına bir şey söylemez. Hep çoğu konuşurlar. Neden biliyor musun? Bir insan kendi... Mesela ben asla biz... Siz, onlar gibi çoğul eklerini ben tamamen çünkü, bencil bir insan değilim. Yani, biz aynen öyle katılıyorum ben Şafa. Yani bence biz de size gerekir. Tuğba'cığım yaşım büyük olabilir ama ben biraz Şafak'tan bir şeyler öğrendirin çocuğum. Ben siz yaptın. İyi söylüyor, gördün mü? Aynen, bu bir aile kavramıdır biz. Anneciğim. Az önce sevgi gösterisi yapıyordun. Tamam. Samimi miydin? Samimi. Dedim, samimi olmayan tavrımı sana daha sonraki günlerde gösteririm abla. Şu an samimi. Beklerim ablacığım.